Merhabalar. Mutfakta mini bir tadilata başlayacağım. Aslında biraz mecburi. Tezgah boyayalım dedik. Lanet gelsin nereden dedim. 1000 kere pişman oldum zaten. Bianca Stella. Hatta bununla ilgili sayfamda bir video var. Yükledim. Boyamak isteyenler bir daha düşünsün. Yani bu bir tek mağdur olan ben değilim. Benim gibi bir sürü kişi bu şekilde mağdur. Neyse, benim önce şuraya şöyle bir aparat pandemi döneminde taktırmıştım. Onu kaldırıyorum oradan. Şu tezgahım, yani şu lavabo şöyle kaydıracağız. Aslında daha da kayabilirdi. Ama çok uzun iş olacaktı. Eşim razı gelmedi. Ben de adamı bıktırmak istemedim artık. Şöyle şuraya kayacak sanırım. Şu kadar bir alan kalacak. Yani şurası benim biraz yıkama alanı. İşte bulaşıkları muhafaza edeceğim alan gibi düşünün. Çünkü ben şu alanın genişlemesini istiyorum. Kendime konforlu, rahat çalışabileceğim bir bölge olsun istiyorum. Şu kalkacak. Buraya şık bir Franken'in ankastresi gelecek. Ankastres sabunluk takacağım. Ya aklı olan bu tarz ocak almaz. Yani markası ne olursa olsun, en pahalısından en ucuzuna kadar. Şu ocaklar var ya, dert. Hani bunun uzun demirlileri de var. Böyle benim aldığım gibi tek tek var. Neden? Temizliği çok eziyet. Eğer çalışıyorsanız, vakitle ilgili probleminiz varsa nefret ediyorsunuz yani hayatta. Şimdi şunu bir yıkıyorsunuz. Biliyorsunuz. Hadi makineye attım diyorsunuz. Hayır, eğer buradaki yağlar sert yağlarsa inanın ki makinede de çıkmıyor. Yani sizin ayrıca bir sürtmeniz gerekiyor. Bu parçayı ayrı yıkıyorsunuz. Geliyorsunuz, buraları ayrı temizliyorsunuz. Şuraları diş fırçasıyla falan temizliyorum. Şuradakileri. Çıkmıyor çünkü lekeler. Burası öyle, diş fırçasıyla temizliyorum diyor. Bir de bu ocakları böyle parlatmanız, şu kısmını temizlemeniz gerekiyor. Of, anlatırken bile yoruluyorum. Gerçekten nefret ediyorum. Midem bulanıyor bundan. Bu tezgah 60 santim olacak. Çünkü bu 75'li daha da küçülecek. Yani tezgah şuradan başlayacak. Şuradaki alan daha da şahane olacak. Daha da uzayacak. Şunu genişleteceğim. Böyle yufka açtığım zaman, işte börek yaptığım zaman, el açması bir şeyler yaptığım zaman rahatça çalışmak istiyorum. Bunu biraz daha şöyle gelecek. 5 santim daha gelecek. Şurada kötü bir görsel vardı, görüntü. Bunu buradan tezgah böyle başlayıp böyle dönecek. Yani burası da genişlemiş olacak. İnşallah bakalım düzgün bir şey olacağını düşünüyoruz. Bunu da artık böyle aklınızda bulunsun. Bakın bu da çok önemli. Tezgah üstü alırsanız şöyle sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz. Bakın silikon. Benim eşim 4-5 ay bir buradaki silikonu temizliyor. Çünkü çok kötü oluyor. Nasıl biliyor musunuz? Bakın kararıyor. Ne kadar gıcık bir durum. Böyle kararıyor. Karardığı için de benim içim rahat etmiyor. Onun için habire ben bu eşime bu silikonu tekrar temizletip yaptırıyordum. Sessiz olun. Ya bunu tezgah altında lavabo alın. Tadilat yaptıracak olanlar. Şöyle fayansın tezgahın altında olsun. Hem de nasıl yapacağım gelince göstereceğim ben size. Şunu uzattım. Şunu ben. Tezgah altında olduğu için burası düz. Sileceğim zaman jilet gibi. Hiçbir tırtığa, engebeye takılmayacak. Lütfen alırken şöyle kulp almayın. Çok pişmanım. Trend yoldan aldım ben. Yani trend yoldan ne alsam pişman oluyorum zaten. Şu böyle sivri uçlu almayın. Çünkü takılıyorsunuz. Burada çalışıyorsunuz ya, buradan buraya geçerken takılıyorsunuz. Bizim eşofmanlarımız yırtıldı, pijamalarımız yırtıldı. Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Yoksa dayanamayacağım yani, çatmayacağım. Ülkenin geldiği ekonomik saçmalığa bakın yani. Böyle kötü bir durum olamaz. İnşallah biz de bir gün doğru yöneten kişilerle karşılaşırız ölmeden. Eğer böyle bir masrafın içine girmeseydik, masraf dediğim, bakın tezgah, evye, sıvı sabunlu ve ocak. Bunların toplamıyla yurt dışına tatile gidebiliyorduk. Yani biz Mısır'a gidecektik. Bu verdiğimiz parayla Mısır'da 7 gün kalacaktık. Buna gidiş geliş uçak biletleri dahil
4 yetişkiniz biz, 4 kişi. 4 yıldızlı otelde kalacaktık. Karşılığında 50 bin civarında para ödeyecektik. Ama ben bu gördüğünüz 3-4 kaleme 50 bin liradan fazla ödedim. Evet, 50 bin liradan fazla fazla ödedim. Ve tatile, yurt dışına tatile gidemiyorum. Yurt dışına gideceğiniz tatil parasıyla böyle ülkede fakirlik içinde yaşıyorsunuz yani, şikayet ede ede. Neyse, güzel günler inşallah bir gün göreceğiz diye umut ediyorum. Önce tezgahla başlayayım. Zaten bu hikaye tezgahla başladı. Başa döneyim. Biz ilk satın aldığımız zaman bu evi, granitti bizim tezgahımız. Gayet de güzeldi. Fakat böyle 7. yıla doğru bizim tezgahta çatlamalar oluşmaya başladı. Bu çatlamalar gittikçe kırılmaya başladı. Yani evin her yerinde böyle biz yapıştırıcıyla habire durmadan yapıştırıyorduk. Artık bana sinir geldi, yeter yani dedim. En iyisi ben bunu değiştireyim dedim. Sonra işte geze göre beyaz rengi çok sevdiğim için, çoğu Türk kadını gibi, Chimstone'a karar verdim. O işte yeni bir malzemeydi, bunu alın filan. Chimstone'un beyazını aldım. Çok güzel geldiler. Bu arada taşları, kapakları, yani mobilyayı kendi değiştirmedim ama kapaklarını filan değiştirmiştim. Gayet güzel olmuştu bence. Fakat Chimstone'un 5. yılına doğru, 4. yılında ya da sararmaya başladı. En çok da su alan yerlerden sararmaya başladı. Yani tezgahın, lavabonun kenarlarında. Chimstone'a ulaştım, durumu anlattım. Sonra resim istediler, tamam dediler. Yani üretimle ilgili bir sıkıntı var, size yenisini verelim ücretsiz. Aa, sevindik, bak dedik, ücretsiz veriyorlar filan. Atın ayağı öyle değilmiş diyeyim. Zannettik yani taş gelip yapılacak. Yok, hayır, bizim almamız lazımmış. Taşın yarısı kadar da ustaya para verdik. Tezgahçıya tekrar yaptırması için. Bunu bana veren kişi, Chimstone'un yetkilisi dedi ki, ya siz bunu şimdi alıyorsunuz ama ya bundan da memnun kalmayacaksınız. Siyah rengini tercih ettim bu sefer. Ya çünkü beyazdan korktum yine sararır diye. Beğenmeyeceksiniz dedi. Çünkü Antalya dedi, Antalya'nın suları dedi, çok kireçli dedi. O kireç dedi ki bizde arıtıcı var yani. Sitenin arıtıcısı var. Bir de üstüne benim evimin bir arıtıcısı var. İki arıtıcıyla. Ya mahvedecek tezgahınızı, bak görün dedi, griye dönecek dedi, hiç sevmeyeceksiniz dedi. Allah'ım dedim, yani inşallah olmaz yani, bu kadar arıtıcı kullanıyorum. Yani adamın dediği doğru, 3. yıla kalmadan çok kötü bir şekilde ağırmalar başladı. Taşın her yerinde. Benim imtihanım var bu tezgahla. Çok üzüldüm yani, bir sürü para veriyorsunuz ama rezalet işte. Dedik ki yani şimdi bu kadar para vermeyelim, bu hayat pahalılığında malum enflasyonumuz. Böyle istedik filan, millet boyuyor tezgahını. E dedik biz de boyayalım. İyi halt yedik. Yani zaten olay oradan sonra başlıyor. Olay bununla başladı. Hani hayatta en pişman olduğunuz şeyler nedir deseniz şu. Şunu boyamasaydım o tezgahı gene kullanabiliyordum. Tezgahla ilgili bir sorunum yoktu. Evet, görseli kötüydü ama kullanabiliyordum. Yani bunu sürdüğüm ve sürdüğümüz an zaten sorun olduğunu fark ettik. YouTube videolarımda var. Bununla ilgili paylaştım. Bence hayatınızın hatası olur bununla dolapları kapaklarınızı boyamak, tezgahınızı boyamak, banyolarınızı boyamak. İnternete açın girin. Dünyanın şikayeti var. İnsanlar o kadar memnuniyetsiz. Yani saçmalık, tezgah boyanır mı hiç? İşte inanıyorsunuz. Bizim ülkede insanları kandırmak çok kolay ya. Aldık ve mahvettik tezgahımızı. Kullanılmaz hale geldi. Sinir oluyorum. Gerçekten aklıma geldikçe. Yani benim gibi pişmanlık yaşamak istiyorsanız, rezil olmak istiyorsanız, bir sürü masrafa girmek istiyorsanız, Bianca Stella derim yani, şiddetle. Neyse, artık dedik ki olacak gibi değil, biz bu tezgahı değiştirelim. Ama dedim ki bu sefer Chimstone almayacağım. İşte tezgahçıları geziyorum, mermercileri geziyorum. En pahalı ne dediler? Belenko. En pahalı ne dediler? Porselen tezgah. Porselen tezgahtan başlayayım. Şurası için bana 140 bin lira porselen tezgah fiyatı çıkardılar. Ops. Bu sağ olsun müzisyonlu hocam da böyle bir durumu var. Ya 140 bin lira nedir ya? Delireceğim zannettim. Emin misiniz dedim. Evet, nasıl olacak? Görsellere baktım, taşlara. Ben zaten çok beğenmedim. Çok damarlı ürünler benim tarzım değil. Bana banyo havasını andırıyor.
Sadeleri de çok düz geldi. Hiç hoşlanmadım. Ama satarken çocuk bana diyor ki abla bak dikkat et diyor. Şimdi bu çay lekesi, kahve lekesi yine olabilir diyor. Böyle şikayetler geliyor bize. Yani satan kişiler, porselen bu tezgaha satan firma hayır. %100 size şöyle iyi, böyle iyi diyor. Bir ton parayı alıyorlar ama leke kalabiliyor. Ama çatlamalar olabiliyor. Ne tercih edeyim? Porseleni zaten maddi gücüm yetmez. Alamam öyle bir şeyi. Sabancı falan olmam lazım almam için. Dedim işte Chimstone istemiyorum. Ya Belenco diye bir marka var dediler. Ama işte Chimstone'un kuzeni diyeyim sana de. Yani şimdi onu sevilen de söyleyemiyorum size. Elmoğlu gibi düşünün. Hepsi kuvars malzeme. Hepsi kuvarstan yapılıyor. Marka marka değişiyor. Kalite kalite kendi içinde değiştiğini söylüyorlar ama kime nasıl inanacağını da bilmiyorsunuz. Yani o herkes diyor ki benim malım iyi. Kimse demiyor ki benim malım kötü. Reklamını en çok kim yapıyor? Benim kulağımda kalan Belenco. Ha Belenco iyidir diyorsunuz. İşte gidiyorsunuz. Chimstone arasındaki fark ne diyorsunuz? Yani çok bir fark yok. Aynı haltın anlayın sonu yeşili. İşte emmoğlu, teyzeoğlu neyse. Bir tık daha iyisi. Çünkü reklama adam para yatırmış. O yaptığı reklam masrafını tabii ki taş fiyatına yansıtmak zorunda. Ne yapacağımı yine bilemedim. İşte Chimstone almayayım. Belenco o zaman bakalım dedik. Ondan bir tık iyi diye. Ama bakın yine aslında mucizevi bir fark yok. Bana Belenco evet yapıldı. Kuvars malzemedendi. Kimi çok iyi. Ne kadar inanacağım bilmediğim için hani size bununla ilgili net markası Belenco mudur diyemiyorum. Ha kuvars malzeme çünkü Belenco da aynı ürünü kullandığı için kuvars malzeme diyorum. Hiçbiriniz aldığınız zaman bence %100 memnun kalmayacaksınız yeni nesil tezgahlardan. Hepsi sıkıntılı. Eski nesil tezgahları düşünseniz anamızın babamızın evinde yıllarca kullanırdık. Bu kadar paralar vermezdik. Ama şimdi bu kadar para verip o kadar uzun süre kullanamıyoruz. Beyazı aldım. Yok sararmaz, sararsa garantisi var. Tekrarsa yeni mermer veririz dediler. Dedim yeni usta verecek misiniz? Tabii ki vermiyorlar. Elimden geldiğince ıslak bırakmamaya çalışıyorum. Hep kuruluyorum. Bir de bundan önceki tezgahımızı yapan usta çok kötü bir ustaymış. Resmen kazıklandık yani onda. Hep her yer su içindeydi benim. Durmadan tezgahın üstüne sular akıyordu. Eğim vermemiş deniyor. Yarabbim. Neyse eğim vermemiş. Ama bunu yapan tezgah çok iyi yaptığı için usta. Gerçekten su kalmıyor tezgahın üstünde. Bir de ben lavaboyu da derin seçtiğim için çok böyle suyla ilişkim olmuyor buralarda. İşte elimden geldiğince kuru tutmaya çalışıyorum. Şöyle şikayetler bile okudum. Mesela bayanlar böyle salça lekesi kalmış görmemişler. İşte yağlı lekeler kalmış görmemişler. Ertesi güne çıkaramıyorlar. Beyazın da böyle bir derdi var. Yani salçalı, yağlı, renkli şeyler döküldüğü zaman da hemen silmeniz lazım. Onun için ben size bu konuda %100 şundan aldım ve çok memnun diyemiyorum. Bu bir hak meselesi. Kimsenin de hakkına girmek istemem. İnşallah doğru ürünü alırsınız. Bu da yeni taktıracağım lavabo. Bir de bu kızımız var. Ay nasıl unuturum. Bir de buna bayıldım paralar. Kafayı yiyeceğim ya gerçekten. Bu ne biliyor musunuz? Ankaste sabunluk. Yani tezgahın üstünde artık sabunluk olmayacak. Tezgahın altına takılacak. Ha, bunu da göstereyim size. Bunu nereden aldım? Franke'den aldım. Malum uçağımız geldi. Şu kodunu da vereyim. Daha doğru bir bilgi olsun. Servis ayrı gelecek takmak için. Benim mutfağımı şöyle bir takdim edeyim. Aslında tam olarak bir tadilat değil. Minik bir tadilat ama önemli detayları değiştirdiğim için benim için çok büyük bir tadilat. Öncekiler arasındaki fark daha beyazlaştı. Şimdi diyebilirsiniz ya bu kadar sade mutfak olur mu? Ben kalabalık mutfaktan hoşlanmıyorum. Çünkü ben mutfakta gerçekten iş yapan biri olduğum için tezgahların boş olmasını istiyorum. Rahatça doğrayayım, keseyim, yemeğimi hazırlayayım. Karakter olarak da çok hoşlanmıyorum. Yani tezgahın üstünde tüm markalı küçük ev aletleri görgüsüzce sergilenmesi çok benim tarzım şeyler değil. Şimdi size bunu anlatayım neler yaptığımızı.
Ama en çok şu ocağıma aşığım. Çekmeyi unutmuşum. Sonradan aklıma geldi. Bizim burada şöyle bir doğal gaz borusu var. Görseli çok kötü gördüğünüz gibi. Dışında da kötü görünüyordu. Bunu kapatmak istedim. Çünkü buradaki çirkin görüntü malum rahatsız ediyor. Mobilyacıya şöyle mermerin tezgahın aynı parçasından şöyle bir parça kestirdik. Oraya oturacak şekilde. Ben yapıştırmadım. Eğer yapıştırırsam doğalgazla ilgili bir sıkıntı olduğu zaman müdahale etmemiz zor olabilir diye böyle takmalı çıkarmalı bir şey yaptım. Şu şekilde. Ev kısmına gelecek olursak, videoda gördüğünüz gibi benim eski usul böyle çelik krom evye denilendendi. Asla tavsiye etmiyorum. Temizliği çok zor. Çelik olduğu için çok çabuk lekeleniyordu. Yağ izlerini hemen bünyesine hapsediyordu. Hep bir sürtmeniz gerekiyordu. Bu sefer granit tercih ettim. Markası Teka. Siyah tercih ettim. Beyazı asla kabul etmeyin. Hani öyle bir teklifte bulunurlarsa. Beyaz çok çabuk kirlenir. Mesela çay, kahve lekelerini bünyesine çok çabuk çeker. Gözenekli olduğu için. Durmadan çamaşır suyu dökmeniz gerekli. Bu sefer de ne olur biliyor musunuz? Çamaşır suyu artık aynı yeri zedelemeye başlıyor. Dokuyu zedelemeye başladığı için bozuluyor. Sana siyahta kireç olur dediler. Ama ben hala bununla ilgili bir sıkıntı yaşamadım. Ya hiç kurumuyordu zaten. Hani şimdi sizi çekeceğim diye biraz sildim net görünsün diye. Durmadan musluka su açıldığı için hep ıslak. Daha bir sıkıntısını yaşamadım. Koyu renk olduğu için çay, kahve lekesi gibi leke bırakacak izler de olmadı. Ama diğer o krom evyemde 2-3 güne bir benim durmadan çamaşır suyu dökmem gerekliydi. Ve kesinlikle derin alın. Havuz şeklinde olandan alın ki burada çalıştığınız zaman etrafa sular sıçramıyor. Daha temiz çalışıyorsunuz. Derin olduğu için bir sürü malzemeyi içine koyabiliyorsunuz. Tezgahınızı sıfırlıyorsunuz. Her şeyi içine koyuyorsunuz. Rahatça burada bulaşıklarınızı yıkayabiliyorsunuz. Fırın tepsisi giriyor. Ölçüsünü şöyle göstereyim. Benim fırınım böyle klasik büyük ankastre boy fırın. Onun tepsisi de bakın rahatlıkla giriyor. Eğer siz rahatlıkla bir tepsiyi yıkayamayacaksanız, her taraftan sular taşıp yerlere dökülecekse size daha da eziyet oluyor. İşinizi daha da uzatıyor. Siz pratik olmaya çalışıyorsunuz. Vakitle ilgili sıkıntınız vardır diye düşünüyorum. Benim gibi. Bu böyle derin, yüksek tencerelerinizi yıkamakta da düdüklü gibi. Tencerelerinizi yıkadığınız zaman da çok rahat ediyorsunuz. Batarya AGI'di galiba markası. Tam hatırlamıyorum. Yazın tadilat yapmıştık. İşte banyodur, tuvalettir, yerlerdir. Orada ben bu bataryayı da değiştirdim. Mat tercih ettim. Siz de mat tercih edin. Mat çünkü şöyle şuradan bastığınız zaman ya küçücük bir şeyde leke yapıyor şu parlaklar. Ops gösteremedim. Mesela şöyle parlak olan bataryalar çok leke gösteriyor, durmadan silmeniz gerekiyor. Matlar bu konuda daha pratik. Bataryamı neden böyle seçtim? Bir kere şöyle istediğiniz yere kadar çekebiliyorsunuz. Daha da aşağı iniyor. Bu şekilde derin tencerelerinizi çok rahat tıkıyorsunuz. Her yere ulaşabiliyorsunuz bu şekilde. Şimdi bakın. Benim en çok tercih etme nedenim o evyeyi temizlerken tüm hanımların en büyük sorunu eliyle suyu atar ya, bakın her tarafa rahatlıkla suyu götürebiliyorum. İnanılmaz kullanışlı bir şey. İstediğiniz kadar da çekebiliyorsunuz. Aşağı kadar da geliyor. Şimdi şu güzel kıza gelirsek, bu ankastre sıvı sabunluk diye geçiyor. Bunun deposu haznesi aşağıda. Normalden yukarıda olur biz bastırırız. Hayır, bununki aşağı doğru vermişler. Gizli görünmüyor. Şöyle göstereyim. Minicik basmanız bile yeterli. Çok rahat. Benim gibi tezgah üstünde yok sünger, yok bulaşıklı fırçayla hoşlanmıyorsanız süper bir şey. Şimdi size göstereyim. Minicik basmanız bile yeterli.
Çok rahat. Şöyle bastığınız an zaten tık 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 geliyor. Ah, sileyim ben onu, yazık olmasın. Franke'den aldım. Videolarda görmüştünüz. Çok memnunum. Keşke bunu da mat bulabilseydim ama o kadar yere baktım ki mat yoktu. Franke'yi de mat almak istedim ama yok, stoklarında yoktu, getirtemediler. Oraya şöyle basit bir vakumlu, 1 milyoncularda satılıyor, şöyle bir sabunluk taktım. Bulaşık süngerimi orada saklıyorum gibi düşünün. Yani girdiğiniz zaman, direkt ev, mutfağa girdiğiniz zaman göze batmıyor. Sanki orada gizli gibi duruyor. Bunların çok ucuzuna gitmemeniz gerekli. Çok ucuzu çatlıyor ve renginde ağırmalar oluşuyormuş. Bilginiz olsun. Ustadan öncelikle şunun yüksek olmasını istedim. Çünkü normalde bunun standartı 5 santim. Bunun yarısı kadar. Keşke daha fazla yapabilseydim ama taş kurtarmadı. Benimki 10 santim. Neden? En çok musluk arkalarında. Yani siz şurayla çalışırken biliyorsunuz hep sular bu tarafa gider. Siz lavabonun yanında çalıştığınız zaman. O sular da genellikle musluk arkasının derzini çok çabuk bozar. Rengini artır. Bu derzin formu bozulur, kötü görünür. Ben de onu istemedim. İstedim ki yüksek olsun, muslukla arasındaki mesafe uzak olsun. Yani böylelikle bakın, ben ne kadar, 3 hafta mı oldu, 2 hafta mı oldu, hala bir değişme yok. Çünkü oraya neredeyse hiç su değmiyor gibi. Bence bunu bir dikkat edin. Ha, gücünüz varsa burayı devam, yani şu aynı malzemeden devam ettirip tek parça halinde, şurayı tek parça halinde yaptırabilirsiniz. Ama ben şurası için fiyat aldım. Tek parça olsun dediğim zaman iki katı fiyat çıktı. Yani 60 bine falan yaklaştı fiyat. Onun için o maliyeti göze alamadığımdan dolayı taşlarımda temiz, herhangi bir deformasyonu yok. Şu taşı anca bu kadar yükseltebildim. Taş payı artsaydı, şu taşlardan paylar artıyor ya, 20 santim falan en azından isteyin ama benimki maksimum 10 santimi kurtardı ki ben bundan da memnunum. Benim için başrol oyuncusu, çünkü bıkmıştım o telli ocakların temizliğinden. Ben bunu Siemens'ten aldım. Çoğu markayla gidip görüştüm. Fakat bunun hakkında şimdi size çok fazla bilgi vermek istemiyorum. Daha birkaç eksiğim var. Onları tamamlayayım. Yani hem size mahcup olmayayım, benim yüzümden yanlış karar vermiş olmayın. İstemem öyle bir durum olsun. Çünkü indiksiyonlu. Ben elektrikli ocak tercih etmedim. Etmem de. Bu indiksiyonlu bir ocak. Bununla ilgili detaylı videoyu çekeceğim. Çünkü mesela bakın, çeliklerimde sorun yok ama granitlerimin neredeyse hepsi sorun çıkardı. Yani tencereyi buraya koyduğunuz zaman tencere çalışmıyor. Yani ocak çalışmıyor. Onun için pişmiyor içindekiler. Şöyle dönüştürücüler aldım. Detaylı bunları da anlatacağım size. Mesela şöyle görüyor musunuz? Şöyle kirler görünüyor, hareli gibi. Cam ocağın temizliği nasıldır? Onu da detaylı anlatacağım. Sürelerini, belki sıkıntılı olan taraflarını. Onun için şimdilik bunu es geçiyorum.